250 metre burada. O da... Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde normal değerlerinin tam 140 katı radyasyon ölçümü yapıldı. Evrensel Gazetesi'nden Özer Akdemir'in haberiyle ortaya çıkan skandalın boyutlarını tarif ederken uzmanlar tam bir felaket diyor. Maden yatakları civarında. Şimdiye kadar Türkiye'de bu yükseklikte radyoaktif değer ölçülmediği bildiriliyor. Değerler, nükleer çöplük santrali olarak bilinen İzmir Gazi Emir'de eski kurşun fabrikasının atıklarının bulunduğu bölgede yapılan ölçümlerin tam 20 katı. Köprübaşı ilçesine 4 kilometre uzaklıktaki alan 1970-1980 arasında faaliyet gösteren eski bir uranyum madeni. Akdemir'in haberine göre madende radyoaktif kirlilik daha önce bilimsel çalışmalarla belgelenmiş. 2008 tarihli bilimsel rapora göre yörede toprak, yeraltı, yerüstü sularının yanı sıra Gediz Nehri ve Demir Köprü Barajı kirlenmiş, radyoaktif kirlilik bölgede bitkilere de bulaşmış. Raporun sonuç kısmında acil önlem alınmalı denmesine rağmen devlet kurumları tarafından hiçbir çalışma yapılmadığı gibi uranyum madeni çıkarılan yerlerde tek bir uyarı levhası, bir tel örgü bile yok. Evet değerli izleyenler, bu malum ölçümü yapan uzmanlardan biri 9 Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden Enver Yaser Küçükgül var şimdi telefon attığımızda. Enver Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Evet Enver Bey, öncelikle siz yaptığınız bu ölçümleri yaptığınız yeri, neden yaptığınızı ve çıkan sonuçları sizden rica edelim. Köprübaşı bölgesi Türkiye'deki en önemli uranyum cevher kaynaklarından birisi ve ben daha lisedeki yıllarımdayken bölgede bir pilot ölçekte sarı pasta üretim tesisini incelemiştim. Daha sonraki çevre mühendisliği eğitiminden sonra bölgede radyoaktivite konusunda neler yapıldığını merak ettim. Pek çok bu alanda akademik yayınları okudum. Şu andaki durumu ne diye merak ettim. Gidip elimdeki bir alfa, beta, gamma ölçümü yapabilen cihazla en riskli olan gamma ölçüm değerlerini yaptım. Görüntülerde de izlediğiniz gibi bu şu andaki gördüğünüz tesis o dönemki pilot ölçekteki işletme tesisiydi. Evet, Enver Bey, öncelikle şu ne anlama geliyor? Normal değerlerin, yani olması gerekenin 140 katı bir radyasyon değeri ölçüldüğü söyleniyor. Bu ne anlama geliyor? Öncelikle şunu söyleyeyim, radyoaktivitede normal değer diye bir şey yok. İnsanlar için, ekosistem için zararsız bir radyasyon düzeyi diye bir doz yok. Ancak kabul edilebilir sınırlar anlamında... Mikrosiveret olarak 0,301 mikrosiveret saat değeri kabul edilebilir olarak gösteriliyor. Ve doz olarak da bir yıl boyunca alınan doz ifade edilir. Bu hesaba göre 1 milisiveret background radyasyon olarak kabul edilebilir. Eğer bu Dünya Sağlık Teşkilatı'nın Atom Enerji Komisyonları'nın kabul ettiği bir mikrosiveret yıl değerine esas alırsak, bir milisiveret, biz bunun 140 katını ölçmüş olduk. Ölçtüğümüz yer sadece Kasar Köyü'ndeki terk edilmiş bir alanda ölçüm yaptık. Bölge yüzlerce dönüm alana sahip, diğer noktalardaki radyasyon ölçümlerini yapmadık henüz. Ama bu bölge üzerinde gerek uranyum cevheri, gerek radyoaktiflik, gerek bunların bitki, toprak, su örneklerindeki düzeyleri daha önceki yıllarda pek çok akademisyen tarafından incelenmişti. Özellikle bu konuda TÜBİTAK projeler yaptırmış. Bizim üniversitemize dahil olmak üzere pek çok akademisyenin bölgedeki radyasyon değerleri hakkında ulusal ve uluslararası yayınları mevcut. Maden Teknik Arama Enstitüsü'nün 1960'lı yıllardan beri bölge hakkında yayınları mevcut. Bu nedenle bütün bu bilgiler ışığında böylesi bir radyasyon alanında ne gibi önlemler alındığını, çevresel açıdan ne tür önlemler var bunu görüp incelemek amacıyla yöreye gitmiştim. O nedenle ölçüm yaptık. Anladım.
Peki, hocam şöyle de bir durum var ortada. Birkaç söylenti de dolaşıyor. Ben de birkaç kişiyle konuştum yayından önce. Diyorlar ki bir uranyum madeninde olması gereken bazı değerler vardır. Yani radyasyon değerleri. Bunların çok üstünde. Buraya katı atık, yani radyoaktif atık bırakılmış, dökülmüş olabilir diyenler var. Böyle bir ihtimal var mı? Radyo bir atık döküm sahası görmedik. Özellikle söylediğim gibi eskiden yani 1970'li yıllarda 1970-80 yıllar arasındaki pilot tesis için bölgedeki pek çok ocaktan radyoaktif cevher çıkarılmıştır. Ve bu cevher yatakları şu anda açık vaziyette. Yani ilave bir atık dökülmediği gibi buradan radyoaktif malzemeler bölgeden alınarak işletilmiştir. Bana Göre'deki Köprübaşı Kaymakamlığı'nın dergisinde bölgede 9000 ton uranyum cevher rezervi olduğu ve 1970 ile 80 yıllar arasında 1 ton sarı pasta üretildiği Kaymakamlığın dergisinde mevcut. Ayrıca Maden Teknik Arama Enstitüsü'nün uzmanları tarafından konu hakkında 4-5 tane yayın var. Bu yayınlarda ne kadar cevher işletildiği, neler yapıldığı, cevherin tenörü, işletilebilirliği hususunda pek çok yayın var. Dolayısıyla bu bölgeye dışarıdan bir radyoaktif atık atılması söz konusu değil. Peki, o halde şunu belki de sormak gerekiyor bu noktada hocam. Bu boyutta bir radyasyonun sizin de alanınız, çevre mühendisliği, etkileri ne olur? Çünkü sizin söylediğinizden anladığım bu zaten bilinen bir durumdu. Yapılmış çalışmalar var, hazırlanan raporlar var, devletin bazı kurumlarının... Devletin yetkili kurumları, evet. Bakanlıklar, gerekse akademisyenler tarafından konu biliniyor. Evet. Bir uranyum toksitesi tıbbi açıdan, ben tıp hekimi değilim, ancak uluslararası literatürlerde verilen değerler var. Uranyum toksitesinin kaynağı uranyumun radyoaktif özelliğinden ve kimyasal özelliğinden kaynaklanmaktadır. Uranyum insan vücuduna zarar verdiği, mide ve böbrek kanseri, böbrek yetmezliği, lösemi gibi pek çok hastalıklara neden olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla radyasyonun kabul edilebilir değeri diye bir şeyi konuşmamız söz konusu değil. Peki, ben sizin alanınız içerisinde düşündüğümüzde çevre açısından etkileri ne olur bu boyutta bir uranyumu? Çünkü uzunca bir süredir de bu şekilde devam ediyor anladığım kadarıyla. Evet, çevre açısından özellikle toprak yüzeyi, toprakta, suda, yeraltı sularında ve bitkilerde, dolayısıyla bu bitkilerle beslenen hayvanlarda yani besin zinciri yoluyla bu radyoaktif malzemelerin insanla etkileşimi söz konusu. Bölgede ocaklar açık vaziyette. Esen her rüzgarda havaya bu partikül maddelerle radyoaktif malzemeler taşınmaktadır. Yağan yağışlarla önce Demirköprü Barajı'na, oradan Gediz yoluyla Ege Denizi'ne kadar taşınımı söz konusudur. Ve bunlar için herhangi bir önlem çalışması yapılmamıştır. Bizim çevre mühendisliği açısından söyleyeceğimiz bu. Evet, zaten kritik noktada sanıyorum bütün uzmanların altını çizdiği noktada bu bilinen gerçeğe rağmen hiçbir önlem alınmamış, hiçbir çalışma yapılmamış. Çok teşekkür ediyoruz Enver Küçükgül açıklamalarınız ve değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Sağ olun.